Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursa'nın meşhur tatlısı süt helvası yapacağız. İlk önce 1 litre sütümüz var. 1 litre sütten 1 su bardağı aldım ve bir tencereye boşaltıyorum. 1 su bardağı da toz şekeri ilave edip şimdi ocağa geçeceğim. Eriyene kadar karıştırarak şekerimiz karıştıracağım. Kaynatmayacağım. Sadece şeker eriyene kadar karıştıracağım ve sütü ılıtacağım. Arkadaşlar ocağın altını yaktım. Şimdi sürekli karıştırarak 1 su bardağı süt, 1 su bardağı da şekeri karıştırarak şekerin eriyene kadar sütü kaynatmadan ısıtacağım. Arkadaşlar şekerimiz eridi. Şimdi tencereyi bir kenara alıp muhallebisini yapmak için öbür tencereyi ocağa koyacağım. Arkadaşlar 100 gram tereyağını tencereye aldım. Biraz eridikten sonra üzerine 1 su bardağı un ilave edip kavuracağım. Şimdi yağ eridi. Üzerine tepeleme olmayan 1 su bardağı unu ilave edip 2-3 dakika bu şekilde kavuracağım. Arkadaşlar unun kokusu çıkmaya başladı. Ve yaklaşık 3-4 dakika kavurmanız unu yeterli geliyor. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve biraz ılıması için bekleyeceğim. Arkadaşlar unumuz kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi ocağın altını kapattım. Bir kenara alıp hafif ılıması için bekleyeceğim. Şimdi 1 su bardağı toz şeker ile 1 su bardağı sütü karıştırmıştık. 1 litre sütün geri kalanını üzerine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ocağın altını yakmadım. Sadece karıştırıyorum. Üzerine bir yumurta sarımız var. Sütün içine onu ilave edip yumurtanın dağılıp karışması için süt ile birlikte sürekli karıştırıyorum. Yumurtanın sütle karıştığını anladığınız an karıştırmayı bırakabilirsiniz. Şimdi sütümüzü kenara alıyorum. Tekrar kavrulmuş olan una geçiyorum. Ocağın altını yakmadan yumurta sarısı ile birlikte karıştırdığımız sütü ilave edip sürekli karıştırıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Şimdi ocağın altını açıyorum. Ve üzerine bir paket vanilya ilave ettim. Sürekli karıştıracağım. Kıvam almaya başladı. Kaynadıktan sonra ocağın altını hemen kapatacağım. Arkadaşlar muhallebimiz oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Şimdi sizlere bir püf noktasını söylemek istiyorum. Muhallebimizi sıcak sıcak çırpmamız lazım.
iki sakız gibi bir şekil alsın. Sıcak sıcak çırparsanız muhallebimiz çok daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar ısıya dayanıklı kaplarımı muhallebiyi dolduracağım. Bu arada fırının üst ızgara bölümünü 200 dereceye getirip ayarladım ve şu anda ısınıyor. Sadece üst ızgarasından üzerini yakacağım. Bu ölçülerle benim kaselerim biraz büyüktü. 5 kase çıktı. Şimdi 200 derece üstten ızgarasını yaktığım fırında sadece üzerileri kızarması için fırına atacağım. Arkadaşlar süt helvalarını fırından çıkarttım. Şimdi soğuması için biraz bekleyeceğim. Arkadaşlar üzerilerine ben ceviz serpeceğim. Siz arzu ederseniz fındık da serpebilirsiniz. Şimdi sizlere göstermek istiyorum kıvamını. Biraz daha sıcak, fazla bekleyemedim ama sizlerin kıvamını da görmesini istedim. Bakın. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu tarifini denemenizi istiyorum. Evet. Bir tarifim de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.